24 Ağustos 2015 Pazartesi. Yeşil Bülten'le karşınızdayız İmece TV ekranlarında. Haftanın ilk Yeşil Bülten'inde geçtiğimiz haftanın Cuma gününden bir gelişme ve onun bugüne yansımalarını konuşacağız. Geçtiğimiz yıl Yırca Köyü Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Zeytinleri için direnen köylüler, onların mücadelesi, mücadelelerine rağmen kaybettikleri zeytinlikler. Termik santral uğruna 6666 zeytin ağacını kaybetmişti Yırca Köyü. O zeytinlerin yerine yeni zeytinler dikmişti. İşte o alanda bu kez de yangın çıktı. Manisa Soma'ya bağlı Yırca Köyü'nde Kolin firması tarafından termik santral yapmak istenmiş, ağaçlarını ve yaşamını korumak isteyen köylülere güvenlik güçleri müdahale etmişti. Türkiye'nin gündemine oturan bu görüntülerle 6666 zeytin ağacı kaybeden köylülerin şimdi de o ağaçların yerine diktiği fidanları yanıyor. Köylülerin zafer ağaçları dediği alanda yangın çıktı. Yangının çıktığı nokta bölgede var olan termik santrale oldukça yakın. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın 25 dönümlük alana yayıldı. Yırca Mahallesi Muhtarı Mustafa Akın, yangının arazinin tam ortasında başladığına dikkat çekiyor. Tam alanın orta yerinde bir yerden çıkmış yangın. Epey bir ağacımız yandı orada. Alevler bir saatlik çalışma sonunda söndürüldü ancak fidanların tamamı ve meyve bahçeleri küle döndü. Evet, Cuma günüydü bu olay. Ve aradan geçen iki gün sonunda acaba yangının çıkış nedeni belirlenebildi mi? Yırca Köyü Muhtarı Mustafa Akın telefon attığımızda. Hoş geldiniz. Çok iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Akın, neden, nasıl çıktığı yangının belirlenebildi mi geçen süre zarfında? Vallahi nedenini belirleyemedik. Olay yeri incelemede geldi jandarma. Onlar da baktılar. Öyle herhangi bir yani ihmal sonucu veya işte kazara çıkan bir yangına benzemiyor. Herhangi bir kanıt bulamadılar. Ama tuttukları, nasıl rapor tuttuklarını bilmiyorum tabii. Onu da biz de öğreneceğiz yani. Ben üstelik yedeminim yani. O ağaçlar bana teslim edilmişti, kesilen ağaçlar. Hı hı. Jandarmadan bir tutanak isteyeceğiz biz de raporla ilgili. Onlar bir sebep bulabildiler mi? Ama görünürde bir sebep yok. Kasıt gibi görünüyor. Evet, siz de dikkat çektiniz konuya. Tam ortada çıkmış yangın dediniz. Tam ortada, arazinin evet. Tam ortasında. O da ilginç bir durum değil mi? Yani ortada çıkmasına sevinelim mi, üzünelim mi bilmiyorum da eğer daha başından eğer çıksaydı hemen hemen tamamı yanardı. Çünkü rüzgar kuzeyden esiyordu. Evet. Oradan çıksaydı zeytinliğin tamamı yanabilirdi. İşte orta yerden çıkınca aşağı doğru 25-30 dönümlük bir alan yandı. 100 kadar zeytin fidanı ve 8 dönümlük bir meyve bahçesi sanıyorum değil mi? Yangın sonucu kül olan. Şimdi şöyle... Orada motorlu destereyle kesilen zeytinler vardı o alanda. Motorlu destere işte üzerinden bir yıl geçti yaklaşık. Onları yeniden sürgün yapmıştı. O yeni sürgünler yandı. Onun dışında bu zeytinleri keserken kesmedikleri, bıraktıkları meyve bahçesi vardı bir tane köylümüzün. Orası da tamamen yandı. Meyveler yandı işte. 100 ağacı yakın meyve yandı. Meyve fidanı çeşitli işte elma, armut, eriktir, kirazdır. Onlar da yandı o arada. Evet. Nedenini bilemiyoruz yani. Nedeni durup dururken ovanın orta yerinde yangın çıkmaz. Yani hani yol kenarı falan olsa da işte biri sigara attı, bilmem ateş bir şey attı desen mümkün değil. Peki. Peki ne yapacaksınız yanan alanı? Tekrar ağaçlar mı dikilecek oraya? Bir karar verdi mi acaba köylü Mustafa? İşte yanan alanın hak sahipleri savcılığa şikayet edecekler. Suç duyurusunda bulunacaklar. Onun dışında zaten yani yanan yerle yanmayan yerlerin statüsü hemen hemen aynı. Danıştay İdari Davalar Kurulu'ndan gerekçeli karar çıktı. Tebligatları bekliyoruz. Tebligatlar çıktıktan sonra işte hazineden yerlerimizi geri alacağız. Henüz tam bizim diyemiyoruz zaten orayı. Evet. İnşallah bu Kasım ayına yetişirse tamamı dikilecek zaten. Sadece orası değil. Peki. Peki teşekkür ediyoruz. Çok geçmiş olsun Mustafa Akın. Ben teşekkür ederim. Duyarlılığınız için sağ olun. Evet değerli izleyenler, Yırca'da Cuma günü bir yangın çıktı. Bilançosu çok da ağır değil ama yine de sembolik olarak üzücü bir yangın. Çünkü
Mücadelelerine rağmen zeytinlerini kaybettikleri alanda ve yenilerini diktikleri alanda çıktı köylülerin. Sebebi henüz ortaya çıkmış değil, araştırılıyor. Mustafa Akın da dile getirdi. Belli şüpheler var. Tabii ki pek çok yangında böyle şüpheler olur. Ancak asıl beklediği şu an Yirca Köyü'nün o arazinin statüsüne dair nihai karar. Ondan sonra orada belki yeni fidanlar, yeni zeytinlikler yapılıyor olacak. Mustafa Akın değerlendirdi. Yirca ile başladık Yeşil Bülten'e. Yolculuğuna Yirca ile başlayan bir kervanla devam edelim.